Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz renkli örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istiyorum. Bakın özellikle bebek ve çocuk örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz, evde kalan ipleri de aynı zamanda değerlendirebileceğiniz bir örgü modeli. Gerçekten çok güzel, yapılışı oldukça kolay. Bakın şöyle bir yeleğin ön parçasıymış gibi başladım örneği çıkartırken. Gerçekten çok güzel oluyor. Modelin arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Şöyle alt tarafına bakın, bu şekilde bir lastik uyguladım. Bu lastik de çok güzel. Kenara da düzgün kenar çalışması yaptım. Bunların hepsinin yapılışı kanalımda mevcut. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa oradan bakarak yapabilirler. Dilerseniz vakit kaybetmeden modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Şimdi ben sizlere modelin yapılışını anlatırken şu üç rengi kullanmak istiyorum. Diğer ikisinin markaları yok. Beyaz olansa Nako Hoş Geldin Soft. Gerçekten yumuşacık güzel bir ip. Daha önce denemediyseniz denemenizi öneririm. Şimdi bu şekilde ilmeklerimi atıp birkaç sırada yine lastik örgü olarak ördüm. Kenardan şöyle 5 ilmeği ön pat olarak bırakıp kalan ilmeklerimize de modelimizi kurmaya başlarız. Şimdi öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki 4 ilmeği ters olarak örelim. Ben sadece modeli anlattığım için buraya 5 ilmek bıraktım. Normalde 5 ilmek ön pat için az olacaktır. Hadi 7 yapalım. Şöyle baktığımda bu kadar ilmek de modeli anlatmak için yeterli olur. Kenara 7 ilmeği ters olarak ördüm ön pat için. Şimdi burada kalan ilmekleri de örgümün ön yüzündeyim. Düz olarak örüyorum. Modele başlamadan önce ön yüzde bir sıra, arka yüzde de bir sıra düz olarak örüyoruz. Lastik örgünün üzerine. Benim lastik örgüm bu şekilde haroşa. Sizler istediğiniz herhangi bir lastiği de yapabilirsiniz. İlk sıramı ön pat için ayırdım. 7 ilmeği ters ördükten sonra kalan diğer ilmekleri düz olarak örüp tamamladım. Şimdi çevirdim. Örgümün arka tarafında ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Bu sıramızı da ters örgü olarak tamamlayalım. Şurada ön tarafı beyaz renkle yürüteceğimiz için kenarda 7 ilmek kalınca da ikinci renk ipimizi de örgünün kenarından bağlayabiliriz. Örgümün arkasında da ilmeklerimi bakın ters olarak örüp geldim. 7 ilmek kalınca ipimi de buraya bağladım, hazırladım. Şimdi ön yüzde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Önce yine kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. İlmeğim söküldü. Hemen onu toplayıp örgümüze devam edelim. Kenar ilmeğinden sonra 6 tane ters ilmek. Yani ön pat için toplam 7 tane ilmeğimiz var. Bakın bunları ördüm. Şimdi burada ikinci renk ipime geçiş yapıyorum. Beyaz ipimi çıkardım. Boşluğu olan iple örmeye devam edelim. Beyaz ipimi hafifçe çekerek ipimi buraya ilmeğimi sabitledim. Şimdi burada 2 4 6 7 ilmeğin devamındaki ilmeği fuşya rengimle düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeği ipim örgümün arkasında iken örmeden sağ şişimi aldım. Bir ilmek fuşya renk ile düz olarak örüyoruz. Bir ilmeği de örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bir ilmek düz. Bir ilmek de örmeden sağ şişimi aldım. Bu arada bu arkadan geçirdiğimiz ipleri de
Çok fazla sıkmadan gevşek olarak bırakalım ki örgümüz kasma yapmasın. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek örmeden atlıyorum. Bir ilmek ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz olarak ördüm. Bakın bu şekilde. Bir beyaz bir fuşya olarak sıraya devam ediyoruz. Haraşolardan hemen sonra fuşya renk ile başladık. Sıranın sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Bir atladım, bir düz ördüm. Bir atladım, bir düz ördüm. Bir atladım, bir ilmek düz ördüm. Bir düz ördüm. Bu da kenar ilmeği olduğu için onu da yine örerek sıramı tamamladım. O zaten dikişin içinde kalacak. Sıramın sonunda örgümün görüntüsü. Şimdi döndüm. Örgümüzün arka tarafına geldik bakın. Arka tarafta da şu bakın boncuk gibi beyazlar görünüyor. Bu boncuk gibi görünenleri örüyoruz. Aradaki beyazları atlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın. Bu ilmeği ters olarak örüyorum. Önde ördüğüm ilmekleri yani arkada da örüyorum. Önde atladığım ilmekleri örgümün arkasında da yine atlayarak sıraya devam ediyorum. Beyaz ilmeğimi aldım. Fuşya renk ilmeğimi ördüm. Beyaz ilmeği örmeden aldım. Fuşya renk ilmeğe geldiğimde onu ters olarak ördüm. Bir atla, bir ör, bir atla, bir ör. Örgümüzün arka tarafı. İlmeklerimizi ters örüyoruz bu arada. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi fuşya sırayı ördüğüm için buradan sonra ön pata geldiğimde beyaz ipimle örmeye devam ediyorum. Ben boynumda ördüğüm için ipimi boynuma aldım. Ve ipleri de bu şekilde çapraz olarak geçirelim ki burada bir boşluk oluşmasın. Şimdi ön pat için olan ilmekleri ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Yeleğin arka tarafını ya da hırkanın ne örecekseniz arka tarafta bu işlem yok. Sadece modeli uygulayıp örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım yine. Önce kenardaki 7 tane beyaz ilmeğimizi örelim. Şimdi burada tekrar beyaz ipimle işim bitti. Beyaz ipimi aldım örgümün arkasına. Tekrar fuşya ipimizle örmeye devam ediyoruz. Bakın bu şekilde iplerimizi de çapraz olarak üst üsten geçirdim. Ve ön yüzden örmeye devam ediyorum. Beyaz ilmeğimi de ipimi de hafifçe sıkılaştırdım. Şimdi modele geldiğimizde de bir önceki sırada bakın bu fuşyayı örerek başlamıştık. Şimdi modelin ikinci sırasında fuşya ilmeğimi örmeden aldım. Atladığım beyaz ilmeği düz olarak ördüm. Fuşya ilmekleri örmeden alıyorum. Beyaz ilmekleri düz olarak örüyorum. Yine bir atla bir ör olarak fakat ilmeklerin yerlerini değiştirdik. Bir önceki sırada atladığımız ilmekleri bu sırada örüyoruz. Bakın fuşya ilmeğimi atlıyorum. Beyaz ilmeğimi örüyorum. Şurada ipim katına ayrılmış. Beyaz ilmeğimi ördüm. Fuşya renk ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzün ön yüzünde sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Ve ilmeklerin tamamı bakın fuşya renge dönüyor. Bir bir de bu sıranın sonunda hepsi fuşya renge dönüş yaptı. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi burada örgümü çevirip örgümüzün arka tarafına geldik. Yine bu sırada da önde atladığımız ilmekleri örgünün arkasındayken atlıyoruz. Bunu da nasıl takip edebiliriz? Bakın yine boncuklu ilmeklerimiz var. Bunları örüyoruz. Bu düz görünenleri atlıyoruz. Bunları örüp bunu atlıyoruz. Yapalım. Yaparken birlikte görelim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın devamında altında boncuk gibi görünen beyaz ilmeğimiz yok. Bunu örmeden atlıyorum. Şöyle hafifçe yakınlaştıralım. Bakın altı boncuklu olan ilmeğim.
Yani boncuk değil tabii ki, boncuk görünümlü. Bunu ters olarak ördüm. Aradaki ilmeği atladım. Bakın altında beyaz geçiş var. Bunu ördüm. Bir aldım. Bir ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ördüm. Ördüğümüzün arka tarafını da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir önceki sırada yaptığımız gibi. Şimdi bu sıranın sonunda ilk modelimizi de tamamlamış olduk. Hemen şurada bakalım. Şimdi bakın bir sıra renkli, bir sıra beyaz, bir sıra renkli, bir sıra beyaz olarak modelimiz devam ediyor. Şimdi biz renkli kısmı tamamladık. Beyaz olan kısma başlıyoruz. Yine öncelikle kenar ilmeğimi aldım ve devamındaki 6 ilmeği ters olarak örüyorum. Ön pat için olan 7 ilmeği örmüş olduk. Şimdi burada yeni modele başlıyoruz. Fuşya'ya ilk başladığımız sıradaki gibi. İlk ilmeği örerek. Bakın uzun görünen ilmekleri örüyoruz. Şu arada kısa ilmeklerimiz var. Bunları bu sırada öreceğiz. Şöyle yapalım görünsün. Uzun ilmekleri şimdi ilk sırada örüyoruz. Bir sonraki sıraya geldiğimizde de kısa ilmeklerimizi. İlk ilmeğimi ördüm. Bakın uzun ilmek. Şöyle ipimi de hafifçe çekeyim. Aradaki ilmeği örmeden aldım. Bakın bir sonraki ilmeğimi düz ördüm. Şu arada bakın kısa görünen ilmeğimiz var. Bunu örmeden aldık. Bir ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Alttaki modelde yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Pardon, şunu örelim. Bir aldım. Bir ördüm. Bir aldım. Bir ördüm. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Ön yüzde ilmeklerimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi arka tarafta da yine örmeden atladığımız ilmekleri örmeden atlıyoruz. Bakın beyaz ilmekleri örüyorum. Aradaki ilmeği örmeden aldım. Bakın şu altta yine boncuklu olan ilmeklerimiz. Onu ördüm. Fuşya ilmeğimi aldım. Beyazı ördüm. Fuşyayı aldım. Zaten bu sırada çok fazla karışmaz. Çünkü beyazları örüyoruz. Fuşyaları örmeden alıyoruz. Ördüğümüzün arka tarafını bu şekilde tamamlıyoruz. Örgümün ön yüzünde yeni sıraya başladım. Önce kenardaki 7 tane ilmeğimi ördüm. Bakın modelli olan kısma geldik. Bu sırada da beyaz ilmekleri örmeden alıyorum. Fuşya renk ilmekleri düz olarak örüyorum. Beyaz ilmeğimi aldım. Fuşya ilmeğimi ördüm. Modelimiz de ortaya çıkmış oldu. Beyazı evet doğru örmeden aldık. Fuşya rengi ördük. Arka tarafta da yine ördüklerimizi örüyoruz. Örmediklerimizi örmeden atlayıp sıranın başına gelelim. Bakın ilk modelimiz tamamlandı. Bundan sonrasında yukarıya doğru ilerlerken aynı altta yaptığımız işlemleri yaparak devam ediyoruz. Bakın şurada bir yanlışlık olmuş. İkinci ilmeği de örmeden atlamışım. Dikkatlice örelim. Burada benim yaptığım gibi yanlışlık yapmayalım. Ben hemen buradaki yanlışlığı düzeltip geliyorum. Şimdi sizler isterseniz bu şekilde sadece iki renk kullanarak da modeli örmeye devam edebilirsiniz. Bir sıra fuşya, bir sıra beyaz, tekrar bir sıra fuşya ya da burada olduğu gibi renk değişikliği yaparak ya da 3 renk değil de daha fazla renkler bağlayarak rengarenkte yapabilirsiniz. Şimdi ben 3. rengimi de bir sıra örmek istiyorum. Hatta ilk sırayı birlikte yapalım. Kenar ilmeğini aldım. 6 tane ilmeğimi ters ördüm.
Şimdi burada beyaz ipimi çıkarıp lila rengime geçiş yapıyorum. Arka taraftan bağlamıştım zaten. Şu ipler de karışmasa, renkli örgüleri çok seviyorum. Şimdi ipimi de bakın burada arka tarafta bu şekilde çapraz olarak dolaştırdım. 7 tane ilmeğin devamına ilk ilmeği modele başlarken ördüm. İkinci ilmeği örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği ördüm. Bir sonrakini örmeden aldım. Yani yine bakın şu uzun ilmekleri örüyoruz. Aradaki kısa ilmekleri atlıyoruz. Bakın arada kısa ilmeğim var. Bunu aldım. Uzun olanı ördüm. Kısayı aldım. Uzun ilmeğimi ördüm. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Arka tarafa geldiğimde yine ördüklerimi örüp örmediklerimi atlayarak örmeye devam ediyorum. Bakın modelimi birkaç sıra daha örmeye devam ettim. Bu renkler de gerçekten çok güzel oldu. Yapmak isteyen arkadaşlara belki fikir olur. Sarıyla gri de çok güzel olmuştu. Bunlar da gerçekten çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.